Gündem dışı ilk söz, Kocaeli İzmit ilçesinde faaliyet gösteren Posko Aslan Fabrikası'nın sorunları hakkında söz isteyen Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'e aittir. Buyurun Sayın Kaplan Hürriyet. Sessizliğimizi koruyalım lütfen. Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, sizlere 2011 yılında İzmit'in en değerli tarım arazileri üzerinde kurulan Posko Aslan Çelik Sanayi'ndeki işçi kıyımından bahsetmek istiyorum. Güney Koreli olan Posko Fabrikası Kocaeli'nin Ali Kahya beldesinde yöre halkının tüm tepkilerine rağmen tarım arazileri üzerine inşa edildi. Posko'da diske bağlı Birleşik Metal İş'te örgütlenen işçilerden 80'i geçtiğimiz günlerde işten atıldı. Şimdi çok değil, bir ay öncesine gidelim. Ekim ayında İstanbul'da gerçekleştirilen ILO 10. Avrupa Bölge Toplantısı'nda konuşan Başbakan Binali Yıldırım demişti ki, iş güvencesini örgütlenme hakkını önemsiyoruz. Sendikalaşmaktan ve örgütlenmekten korkmayın. Bunu başardığımızda her sorunun üstesinden geliriz demişti. İşçi kardeşlerimize hitaben söylemişti bunları. Bir ülke düşünün, başbakanı örgütlenin, sendikalaşmaktan korkmayın diyor. İşçiler de gayet haklı olarak kendi haklarını aramak için sendikalaşmaya başlıyor. Ancak sendikalaşmanın henüz daha ilk ayağında işlerinden oluyorlar. Bu nasıl iş? Gerçekten bunu anlamakta zorluk çekiyoruz değerli arkadaşlar. Posko Aslan'da işçilerin kuralsız ve güvencesiz çalışma koşulları ile ilgili iddiaları şunlar. 8-4 vardiyasına işe geliyorsun. Gece 24'te tekrar çağırıyorlar. Dinlenme hakkın yok. Sabah 8, akşam 8 çalışılacak dendiğinde itiraz etme şansın yok. APF denilen hatlar var. Bu hatlarda çalışan işçiler yemekhaneye gönderilmiyor. Hatların başına tabldotlar geliyor ve hatlardan ayrılmadan bu tabldotlarda yemeklerimizi yiyoruz. 67 gün aralıksız haftalık izin kullanmadan çalışan işçi arkadaşlarımız var diyorlar. İşçilerin sağlıklarının bozulması yönetimin umrunda bile değil diyorlar. Hastalanan işten çıkarılıyor ya da direkt mobbing uygulanıyor. Mobbing uygulanan işçiler bir odaya sokuluyor. Yazı yazmaları isteniyor. Hatta bir işçi mesai saatinde oturtulduğu odada 800 sayfa yazıyı elle yazması isteniyor ve buna zorlanıyor. Fabrikanın bahçesinde tonla para harcanarak düzenleme yapılıyor. Ama gelin görün işçilerin kullandığı tuvaletler nedense temizlenmiyor. Daha da kötüsü bu işçi arkadaşlarımız İş Kanun 25. maddesinin 2. fıkrasına yani 25.2 dediğimiz maddeden işten atılıyorlar. Bundan dolayı işsizlik ödeneğinden de yararlanamıyorlar ve bundan sonra evlerine ekmek götürmek için çabaladıklarında, iş bulmak istediklerinde ne yazık ki bu madde karşılarına çıkıyor değerli arkadaşlar. Tabii bunlar sadece işçilerin iddialarının bir kısmı. Daha bir sürü şeyden bahsediyorlar. Geçtiğimiz hafta işçi arkadaşlarımızla konuşmak için buluştuk. Yaşananları yer yer gözleri dolarak anlattılar. Hatta bakın bir işçimiz, burada özellikle fotoğrafını da göstermek istiyorum sizlere. Gözü yaşlı, ağlayarak durumunu anlattı. Ben dedi eve işten çıkarıldığımı söyleyemedim. Sabah işe gidiyor gibi çıkıyorum, akşam sanki işten eve dönüyormuş gibi tekrar evime giriyorum. Ben bunu aileme, anneme anlatamıyorum dedi. Bu da ne yazık ki iktidarın kurduğu kölelik düzeninin işte işçilere gözyaşı olarak yansıması değerli arkadaşlar. Bu gözyaşlarından bu düzeni kuran iktidarınız sorumlu. İşçileri ağlata ağlata işlerinden atan Posko bu yolda birlikte yürüyeceği çalışma arkadaşları arıyor şeklinde gazetelere ilan vererek yeni işçiler aramaya başladı bile. Peki bu cesareti nereden alıyorlar? Tabii ki AKP iktidarının emekçileri düşürdüğü vahşi düzenden alıyorlar. Biz CHP olarak, Kocaeli'nin vekili olarak her daim hukuksuzlukların karşısında olacağız. Her zaman olduğu gibi işçi kardeşlerimizin arkasında değil, omuz omuza yanında yerimizi alacağız. Tam da bu noktada AKP'li Kocaeli vekillerine sesleniyorum. Kocaeli size 7 vekil verdi. Kocaeli size 13 belediye başkanı verdi. Ey 7 vekil, neredesiniz?
Neden susuyorsunuz? Neden görmüyorsunuz? Neden sağır ve körsünüz bu emekçilere karşı? 7 vekil verdi size ey Kocaeli vekilleri. Cemil Yaman, Sami Çakır, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Mehmet Akif Yılmaz, İlyas Şeker, Fikri Işık. Kocaeli'nin iktidar 7 vekili. Bu işçileri ne zaman görmeyi düşünüyorsunuz? Sırça köşklerinizden inip ne zaman bu işçilerin yanına gidip de halini, hatını sormayı düşünüyorsunuz? Suriyelilerden daha mı kıymetsiz bu işçilerimiz? Teşekkür ederim Sayın Kaplan Hürriyet. Teşekkürler.